بسم الله الرحمن الرحيم Allah'a hamd her Resulüne dua ve selamdan sonra Kur'an'ın izinde Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İlim İrfan Saati programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Yunus Emre Sarı hocamız. Bugün hocamızla faizsiz ekonomi üzerine konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce bir konuyu izah etmek istiyorum. Bu program bir fıkıh programı değil. Ee, i̇şin fıkhi boyutu, e, İslami boyutu, bu tartışmalı konuları e, Programdan sonra herhangi bir soru oluşursa izleyicilerimizin aklında işin ehline, uzmanıyla giderler konuşurlar. Biz daha çok günümüzdeki ekonomi üzerinden faizsiz bir ekonomik sistem mümkün müdür bunları tartışacağız. Özellikle e, konumuz da Ankara'dan çıkıp geldi. E, bir e, davası var, bir mesajı var. Biz de dedik ki bu kanal e, mesajını vermek isteyen böyle değerli bir hocamıza açıktır. Dolayısıyla bugün hocamızla biraz sıra dışı bir sohbet yapmış olacağız. Önceki programların dışında bir program olacak bu. Ee, ekonomi konuşacağız biraz. Çünkü son dönemlerde NAS ekonomi tartışmalarının çok fazla gündemde olduğu bir e, süreçte bu konuyu konuşma gereği duyduk. Hocam tekrar hoş geldiniz. Ayağınıza <laughs> sağlık. Böyle bir girişi yapmak istedim. Çünkü tabii, hakikaten Ankara'lardan çıkıp geldiniz. Tabii, tabii. Zahmet ettiniz. Estağfurullah. Ee, yani bu işe cani gönülden inanmış olmasaydınız, Kesinlikle. iddialarınızın arkasında duracak birisi olmasaydınız böyle bir programa gelmezdiniz. He, herhalde. Ee, onun için ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten buraya kadar geldiniz. Ama tekrar hatırlatmakta fayda var. Bu tabii. bir fıkıh programı değil. Tabii. Bu işin fıkıh boyutlarını detaylı bir şekilde fıkıhçılar otururlar, tartışırlar. Tabii. Ama biz daha çok bu akşam sizin Evet. ...tecrübelerinizi e, öğrenmek istiyoruz. Ama bu konuya girmeden önce de... E, ...Yunus Emre Sarı abi kimdir? Hocamız kimdir? Bir, bir tanıyalım. Hocam e, ben Konya'nın Ilgın Kazası'nın... ...Balkı Köyü'nden bir ailenin çocuğuyum. Hı hı. İlkokulu köy ilkokulunda bitirdim. Sonra İmam Hatip Okulu'nu bitirdim. Sonra hı hı. Bursa İktisat Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldum... Hı. Oradan sonra kamuda 26,5 sene müfettiş yardımcılığı, müfettişlik ve baş müfettişlik yaptım. Hı. Hmm. İşte bu konulara bir inancımız sebebiyle merak sardım, inceledim bu konuları. Bu konular üzerinde hayli çalışmalarım var. Yani işin içerisinde bu faizsiz sistem kurulabileceğine inandım. Dolarsız bir dünyanın dış ticaret sisteminin oluşabileceğine inandım. ve bu konularda e, makalelerim var, çalışmalarım var. Yani benim dikkatimi çeken, yani bu evet. akşam sizi özellikle davet etmemizin sebebi, evet Evet siz bir e, ekonomistsiniz, ekonomi fakültesi mezunusunuz evet. ama söylediğiniz şeylerin bir kısmı e, bu ki yaygın, ekonomistlerin yaygın görüşlerin dışında, biraz tahammülün dışında şeyler söylüyorsunuz. Evet. Ben de sıra dışı e, görüşleri olan insanları takdir ederim. Evet. Çünkü onların bazı e, hep tarihte de böyle olmuştur. Yani böyle çok da kabul görmeyen insanların e, görüşleri kabul görmeyen insanların görüşleri sonra e, bilimde de temel oluşturmuştur çoğu zaman yani. Dolayısıyla bu akşam biraz hani, e, NAS ekonomi da çok fazla gündemde olduğu bir dönemde siz e, önce şu dünyada ekonomi nasıl? Oradan bir başlayalım. Evet. Kur faiz e, e, tahtere diyorsunuz. Şimdi, ben sizin bir bakanınızı evet. okudum. Şimdi, Oradan başlayalım. Şimdi şöyle e, biliyorsun konu ekonomi olunca, dolar olunca Koca, boş koca profesörler çıkıyorlar. İşte faizi indirdin. E, efendim yüz bas puan indirdin. Çıkardın. Yani bütün ekonomiyi faizi indir, çıkar, indir, çıkar buraya bağladılar. Bir çözüm eleştiriyorlar bu eleştiriyorlar buna. Ya bir çözüm ortaya koyayım. Hı -hı. Biz bugünkü programda net bir çözüm ortaya koyacağız. Gerek Hı -hı. faiz konusunda, gerek döviz konusunda. E şimdi bir kişi bir şeyi eleştirir, eleştirir. E i̇şte şöyle yaptım, böyle yaptım derdi. Doğrusu şudur demez, o adam münafıktır ya. Ya da sadece eleştirme kabiliyeti vardır. Münafık olmayabilir. Hayır. Hayır. Şimdi dünyadaki ekonomi sistemi bir ortaya koyalım diyorsunuz. Şimdi dünyayı yöneten bir 10 tane aile var. Küresel güçler diyor ki biz bunlara İlliminati deniliyor. Kim bunlar? İşte Roşitler ailesi, Rockefeller ailesi, Astorlar ailesi. 10 tane aile. Bir ara ben bir makale yazdığımda Roşitler diyordu ki benim dünyadaki fabrikalarım, bankalarım dikkate alındığında ben sizinle eşdeğer değilim. Dolayısıyla ben üç kişiyle temsil edilmem lazım bu senede iki defa toplanıyorlar. Bu toplantılarda dünyada işte ki falan ülkeye filan tayin edilecek. Başbakan filan ülkeye filan cumhurbaşkanı tayin edilecek. Filan ülkede idare şöyle olacak gibi kararlar al, al, alırken ben üç kişiyle tayin edileceğim. Tespit edilecek, şey temsil edileceğim diyordu. O zaman Rockefeller de diyordu ki ben iki kişiyle temsil ederim o zaman. Şimdi 13 kişiyle toplanıyorlar artık. Kabul görmüş bu. Şimdi bu aileler... Hocam o ailelere girersek çıkamayız oradan. Hemen kısa geçeceğim. He. geçeceğim. Kur ve faizi Dünyadaki ekonomik sistemi ek, e, kurulu düzeni olalım. anlatabilmem için. Vakti zamanında 1700 yıllarından başlayarak bu Roşitler ailesi Sterlin'i ele geçirmişler Hı. İngilizlerin borcunu ödeme karşılığında. Sonra Amerika'da kolonilerde çıkan savaşlarda Amerika'ya yardım karşılığında dolar ele geçirmişler. Sonra İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'e Almanya'yı birin Dünya Savaşı'nda yerle oldu halde onu onarmak için yardımda bulunmak karşılığı Alman markını ele geçirmişler. Şalen bu üç para rezerv para kabul ettirmişler bütün dünyaya. Dış ticarette bu paralarla iş yapılıyor ve liberal bir ekonomi sistemi geliştirmişler. Sonra işte bu liberal ekonomi de devlet müesseseleri işletmeleri para, şey iflas noktasına gelince yani neoliberal ekonomi devlet işler, iktisada karışmasın iş, idari işlere karışmasın sadece askeri savunma hizmetlerine baksın güvenlik hizmetlerine baksın efendim sağlık hizmetlerine baksın ticari işleri, iktisadi işleri fertler yürütsün demişler. Böyle bütün ülkelerdeki önemli müesseseleri kendileri satın alarak özelleştirin adı altında dünyayı ele geçirmişler. Şimdi böyle bir dünyada dış ticarette akreditif sistemi diye bir sistem kurmuşlar. Siz bir diyelim mal ithal edeceksiniz. E, gidip e, e, karşı taraftaki tüccar diyor ki benim muhabir bankamda bir e, akrediti faç, e, kaç lira liraysa ben bana e, ithal edeceğim mal, o parayı bankaya bir blok et bakalım diyor ve bu üç para üzerinden blok e, etmen gerekiyor. Dolayısıyla bu üç para e, sana lazım bu ithalatın, ihracatın e, yürünmesi için. Zaman içerisinde bu üç paranın dışında 70'e yakın ülkedeki merkez bankalarını da ele geçirmişler bunlar. Bizim merkez bankası da bunların inhisarındaydı. Fakat son reis Cumhurumuz iktidar olduğunda bunun şu ana kadar %55'ini ele geçirdi bizim. Şu anda hazine %55'ine o. Tak diğer %45'ine de yine bunlar şey. Dolayısıyla. Çok ciddi bir iddia hocam. Çok ciddi bir şey söylüyor. İddia değil ki olay bu yani. Öyle mi? Tabii canım ben iddiada bulunmuyorum ki gerçek bu. Eyvallah. Yani şimdi Osmanlı Bankası'nı bize kurduran zaten bunlar. Şimdi bunları anlatırsam <laughs> Oraya girmeyelim. E, tamam. Girmeyelim. Çok sürer yani. Şimdi Eyvallah. ben burada söyleyeceğimiz her şeyi ispat ederiz. Eyvallah. Olmu, olmayan bir şey söylemem ben. Şimdi böyle bir şeyde ülkede böyle bir iktisadi şey kurul kurulunca böyle dış ticareti böyle organize edince şimdi size döviz lazım dış ticarette bu paralarla olunca rezerv para diyoruz. Merkez bankaları da ellerinde olunca şimdi istedikleri zaman dövizi arttırıyorlar, istedikleri zaman indiriyorlar. şimdi siz e, dövizi biraz yükseltelim dediğiniz zaman fa, e, ya, ya da dövizi fiyatını biraz düşürelim dediğiniz zaman faiz fırlıyor, yukarı çıkıyor. Aynen bir tahtlara gibi. E, faizi biraz e, e, düşürelim dediğiniz zaman döviz çıkıyor. Bir makasa almışlar. Siz oradan kurtulamıyorsunuz. Şu andaki sistem bu. Evet Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız da işte 100 bas puan, 200 bas puan indirelim derken e, döviz aldı başını gitti. 18 liraya kadar gördü. Ondan sonra dedi ki dövize endeksli e, biz e, bir e, kredisi yani mevduat sistemi geliştirdik dedi. Dedi ki işte siz dövizi bozdurun. Bu dövizi bozdurduğunuz tarihte kaç liraydı döviz? işte diyelim 12 liraydı ben size 12 liranın üstüne çıkarsa onu faize ilaveten o şeyinizi üstündeki kur farkını size ödeyeceğim dedi. Eğer döviz yükselmezse siz 12 liradan yatırdıysanız 12 lira üzerinden size yine şey ödeyeceğim dedi. Millet bunu duyunca banka döviz ellerindeki dövizleri satmaya başladılar satmaya başlayınca da döviz şimdilik geçici bir şey oldu iyi oldu. İşte bugün 10 liraya mı dediler 11 liraya mı kadar düştü dediler. Siz bir konuşmanızda bütün bu dünyadaki kur faiz sistemini bir kumarhaneye benzetiyorsunuz. Onu evet, mısınız? evet, Şimdi şimdi işte şöyle dünyayı bir küçültün diye diye küçültün ve bir kumarhane gibi düşünün. Kumarhaneye bütün ülkeleri oturtmuşlar. İşte, işte kumar oynayanları bütün ülkeleri bu dolar, e, euro, sterlin, denen, e, rezerv paralarla e, bu para lazım size. Fa, bu paraları size hem veriyorlar hem karşılığında faiz alıyorlar ve ütüyorlar sizi. De resmen kumarhane yani. E şimdi biz bu kumarhaneye girip e, şimdi bu kumarhaneye giderken girdiğiniz takdirde dışarıdan pul getiremezsiniz. Kumarda böyle bir şey yok. Oradaki pulları ütmeniz lazım. Biz şimdi burada bunun nasıl olacağını anlat anlatmamız lazım. Eyvallah, ben, buyurun. Burada bunu anlatacağız. Şimdi bunu ki, şunun için anlatmanız gerekiyor. Evet, Anlatamam. tabii anlatacağım. Şunu De. sormak istiyorum. Evet. Ee, en azından e, yani faiz konusunda hassas kesimler, evet. hassasiyeti yüksek kesimler hakikaten faiz iş yapmak istemiyorlar. Ama şunu da e, şunu da farkındalar. Faizsiz, dolarsız ben nasıl ticaret yapacağım? <laughs> yani sizin bir çözümünüz <laughs> bugün birçok e, iş adamına da belki yol gösterecek. Yani. Şimdi ne demiştik? Bugünkü dış ticaret akreditif yöntemiyle oluyor. Bir mal ithal edeceğiniz zaman karşı taraftaki malı size satacak e, ihracatçı firma diyor ki muhabir bankada bir e, şey akreditif aç ve ve anlaştığımız e, parayı bankada bloke et diyor. Sistem bu. Biz e, diyelim ki karşı tarafa bir mal satacaksak bu sefer biz diyoruz karşı tarafa diyoruz ki sen bir akreditif aç ve malımızın bedelini bankaya bloke et diyoruz. Sistem bu. Neyle bloke edecek? İşte bu üç tane rezerv parayla. Ben diyorum ki şimdi madem bu rezerv paraları işte ihtiyaç olduğu için arttırıyorlar istedikleri gibi indiriyorlar. Biz bu rezerv paraları bir gazıga bağlayalım. Hı. Nasıl Na bağlayacaksınız? Nasıl hocam? bağlayacağız? Şöyle. Diyelim Ruslarla bir bir tüccar Ruslara mal satacak diyelim. Hı hı. Gitsin herhangi bir pazarda diyelim elektrikli ocak satacak. Herhangi bir pazarda, fuarda müşterisini bulsun pazarlık yapsın. Desin ki benim bu ocağım dolar üzerinden yine doları değer üzerinden rezerv parayı doları değer ölçüsü olarak kabul edip dolar üzerinden pazarlık yapsın. Kardeşim bin dolar işine gelir mi? Ha Gelir. Benim dişime gelir. Bir alım satım zaptı düzenlesinler. Hı -hı. Diyelim 100 tane ocak satıyor. O tanesi 1000 dolar olduğuna göre 100 bin dolar. Hı -hı. Aldım sattım. Zaptını düzenlediler. Satıcı o zaptın birini satan yani ihracatçı alsın. Birisini ithalatçı alsın. Gelsin buraya. Şimdi ocağı alacak olan ithal edecek olan Rus 100 bin doların karşılığı Rus rublesi cinsinden kaç liraya bozacaksa rubleyi kaçtan bozacaksa doları gitsin bir Rus, Rus hazinesi garantili bankaya Rus rublesi olarak bloka etsin. Bak 100 bin doların karşılığı Rus rublesi olarak ne tutuyorsa Rus rublesi olarak bankaya blok etsin. Ödesin yani oraya. Ha oraya blok ödesin tabii. Ödesin ya. Yani. Bank parası, parası ödesin oraya. Ha öde e, niye buradaki malı satacak, o malı satan e, satıcıya faturasın. Evet. O da bu fatura sonra götürüp malları e, alıcıya teslim etsin. Teslim Hı. zaptıyla. O da gelsin Türkiye'de o teslim zaptıyla ve e, o parayı yatırdığına dair faksla birlikte e, alım-satım sözleşmesiyle birlikte Türkiye'deki hazine garantili bir bankaya müraca müracaat etsin anla aradaki anlaşma gereği gitsin o da TL cinsinden e, TL olarak 100 bin doların karşılığını o banka bizim Türk hazine garantili banka kaça bozuyorsa e, TL olarak çekip alsın. Banka diyebilir ki bizim Türk bankası kardeşim ben bu e, şeyi doları 5 liradan kabul ediyorum. 3 liradan kabul ediyorum diyebilir. Önceden bunu da ilan eder. Şimdi banka bu dış ticaretteki ödeşme sistemiyle Yapılan ticarette bu şi, şi, e, dolarları 3 liradan 5 liradan kabul ettiği zaman dolar o değere düşer. Hmm. Ve e, zaman içerisinde de belli bir zaman içerisinde de diyelim Ruslarla ha, bunu ödeme yaptıktan sonra sözleşmeye göre bir hesap tutma konseyi kurulacak. Hesap tutma konseyi. T hesabı tutacaklar. İki, ta, iki kişi onlardan olur. iki kişi bizde. Şimdi bizim müşteriye ödemesi gereken parayı, mal satan kişiye ödemesi gereken parayı Rus bankasına yatırdı ya. Onun yerine o, o, o onun parasını da biz Türkiye Hazine Garantili Banka ödedi ya bu zaman Rus, Türkiye Rusya'dan 100 bin dolar alacaklı diye T hesabına yazacağız. Hocam ödeşme sistemini anlatıyorsunuz. Ha. Anlaştık. 100 bin doları patates sattık yazacağız. Domates sattık yazacağız. İnşa e, 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 şey Taahhüt hizmeti yaptık satacağız. Turizm hizmeti edik, yazacağız. Onlar da bize doğal gaz sattı yazacak. S-400 sattı yazacak, nükleer santral sattı yazacak. Bir sene sonra hesapları bir toplayacağız. Benim alacağım ne olmuş, senin alacağın ne olmuş, mahsuplaşacağız. Kalan şey ile birlikte öbür seneye devam edeceğiz. Dolayısıyla doları değer ölçüsü kabul edeceğiz metre gibi, kilogram gibi. Ama tedavül ayağını tamamen ortadan kaldıracağız. Ve dolar geçer, geçmeyecek. Bir adım sonra Hindistan'la bir anlaşma olur. Diğer ülkelerle bir olur ve dünya dünya dış ticaret ödeme sistemi diye bir şey kurarız, kurulur ve dolar Amerika'nın dışına çıkamaz. Avro Avrupa Birliği'nin dışında geçersiz olur. Sterlin İngiltere'nin dışında. Eyvallah. Bu geçersiz anlattığınız, olur. bu anlattığınız aslında e, yeni bir dünya düzeninden bahsediyorsunuz. Yani özellikle ekonomi alanında. Bu çok anlamlı bir şey. Ben iyi hatırlıyorum D8 kuruluş aşamasında evet. D8'in maddelerinden bir tanesi buydu ve D8 ülkeleri kendi aralarında lokal yerel paralarıyla ticaret yapacaklardı ve sonuçta da mahsup edilecekti. Şimdi şöyle, yerel paralarla bak bu olmaz. Şundan olmaz. Şimdi diğer de yerel para hocam. Yani ama Ruslar şu, Türkiye, ama, Türkiye'den ama, bir şey aldığı zaman parayı Rus bir, parası bir götürüyor. Dakika, bir dakika ama şöyle diyor bizimkiler. O yerel para dediğiniz doğru Ruslar bize bir mal sattığı zaman biz TL olarak size verelim. Hayır öyle değil. Öyle değil. Asla. Türkiye'den bir e, tüccar Rusya'ya bir şey sattığı zaman Türkiye'deki bir bankadan e, devlet garantili bir bankadan e, parasını çekiyor. Parasını almış oluyor Türkiye'deki tüccar. Rusya'daki de alıyor. Yıl sonunda özde, şey yapıyorlar. Mahsup ediyorlar birbirlerine. İki devlet mahsuba geçiyor. Ha, tamam. Bu D8'in projelerinden bir tanesiydi Onu Ha bu mahsuplaşma olduktan sonra ama bunu ben bunu şunu Bir yere söyleyeyim. getireceğim ama. Ben bir söyleyeyim de kişinin diyelim ki gitti TL olarak çekti 100 bin doların karşılığını. Tamam. Bunu tekrar bir anda dolara yatırmaması için yeniden bu parayla dolar almaması için bir bankacılık sistemi önemli. Banka, ha. bankacılık, Asıl burası bankacılık, önemli. Evet. Bankacılık sistemi önemli. İşte bu bankacılık sisteminde kamu bankalarında biz diyoruz ki ee, en fla, anonim şir, hani fıkıh kitaplarında diyor ki anonim şirketlere ortaklık caizdir diyor. Tamam. Bütün fıkıh kitaplarında var bu. Tamam. Ee, o şimdi Türkiye'de de Ziraat Bankası bir anonim şirket. Tamam. Devlet Bankası, Vakıf Bank da bir anonim şirket, Halk Bank da bir anonim şirket. Bu anonim şirketin ağırlıklı hissesi kimin? Hazine'nin. Hazine ne iş yapıyor? Hazine bir takım iktisadi faaliyetlerde bulunuyor. işte köprü yapıyor, havalanı yapıyor, havalanına kredi veriyor. Efendime söyleyeyim fabrikalar kuruyor. Güvenlik hizmeti satın alıyor. Eğitim hizmeti satın alıyor. Sağlık hizmeti satın alıyor. Yani iktisadi faaliyetlerde bulunuyor temelde bu şeyler. Bu şirketler. O halde ee, bu bankalara mevduat yatıran bir mudi bir mudiye enflasyon artı ekonomik büyüme oranında artı değer verilse ama deflasyon olursa ekonomi küçülürse o oranda deflasyon artı ekonomik küçülme oranında ana hesaptan Hesap kalanından tenkis edilme kaydını tenkisi kabul etmesi kaydıyla bu şartla enflasyon artı ekonomik büyüme oranında artı değer verilirse, verilirse bence bu faiz olmaz diyorum ben. Hı hı. Bu faiz olmayınca şimdi şirket ortak olduktan sonra niye olsun? Şirkete, şirkete, şey şirkete ortak belli bir şey Şirkete hesap açtırdı. Ortak oluyor. Götürdü, ortak oluyor tabi. Şirket... Yapılacak işletmelere yapılan verilen kredilere ortak olmuş tabii. oluyor. tabii Dolayısıyla şimdi Türkiye'den o dış ticarette şey satan adam işte TL olarak çeken adam enflasyon artı ekonomik büyüme oranında artı değer alınca bu ciddi bir şey. Dolardan daha değerli bir şey bu. Ha. Dolayısıyla dolara yatırmaz. Diyelim bu sene ekonomi yüzde %11 büyüyor ya. Enflasyon artı bir %11 verdiğinde adam ne yapar? Bir de sizin enteresan bir görüşünüz var. Dolardan vergi alma diyorsunuz. Dolar her dolar bozdurmadan vergi almak. Ha. Bu, bu bununla biraz bağlantılı mıdır o? Şimdi bu şey bir şimdi böyle doları e, alıp başına gidince Hı. böyle kesin bir müdahale etmek lazım buna. Hı. Nasıl müdahale etmek lazım? Ee, şimdi doları 10 liraydı diyelim. Çıktı 18 liraya. 10 liranın üstündeki e, e artı, 10 liraya bağladınız siz. Hani e, kaza bağlama diyorsanız ya. <laughs> artışları e, dan elde edilen geliri yüzde 99'unu e, gelir vergisi olarak alacak. Devlet bir kanun çıkarır yapar bunu. Eyvallah. Veyahut da efendime söyleyeyim e, faizcilere der ki e, bu seneki bankalardaki faizlerin 3 e, sene süreyle böyle bir kanun çıkarabilir. Ekonomik şartlar bunu gerektiriyor. E, %99'unu vergi alıyorum diyebilir. E, böyle dediği takdirde yani pek biraz belki... Dolara kaçışı engellemiş olur. Engeller belki biraz milleti kızdırır filan ama dolarcıları ama... Ama e, halk istifade etmiş olur. Halk istifade eder. E, e, memlekette e, şey olur. Ama bu, ilgili bir şey sormak istiyorum. Yine, evet. Bu modülerle ilgili e, yine siz bir konuşmanızda diyorsunuz ki e, bir insan bankaya 100 lira yatırırsa... Ha. <laughs> Bu anlatmanız iyi, çok iyi olur. Çok iyi bu. Çünkü konuşmuş. bir paranın 100 liranın 15 ha. kere satıldığını iddia ediyorsun. Tabii iyi oluyor bu yani? iddia İddia değil. Yani Uygulama bu. Başka ekonomistlerden duymadın mı Ya <laughs> söyle söyleyen yok da aç internet mesela telefonunu aç. De ki bu bankaların kullandırdıkları krediler, efendi emisyon 221 milyar liraya ulaşmış şimdi. Hı. Ben son baktığımda gerçek 156'e kadar çıktı ama bu aralar. Şimdi 256 milyar lira emisyon var. Ama e, girin Google'dan e, bankaların kullandırdığı kredi miktarı ne kadardır diye e, 3,5 trilyona bulmuş şimdi. 3,5 Siz 15 rakamını oradan mı çıkarıyorsunuz? Bir dakika tabii canım 15'tir. Bunu, bunu nasıl, nasıl oluyor? Nasıl oluyor bu? Bu şöyle oluyor bak. Hı. Şimdi e, e, siz diyelim bankaya 100 lira yatırdınız. Hı hı. E, Merkez Bankası'nın şeyine göre %5 karşılık ayırıyor. Şimdi 95 lirayı bir kredi olarak veriyor banka. Nakit mi veriyor? Ee... Hayır, kredi açıyor canım. Nakit falan yok. Hmm. Size kredi açıyor. Yani herhangi bir parasal işlem olmuyor yani. Bir şey vermiyor. Evet. Tabii kredi açıyor size. Kredi açmak demek Ama Para, para değil. da icabet ettiğinde para da veriyor size. Tamam. Ama siz diyelim oradan bir para aldınız. Hmm. Bir şey aldınız yüklü bir para. Onu cebinizde taşıyacak haliniz yok ki ya bir başka bankaya yatıracaksınız. Yani bankaları kümülatif bir banka olarak kabul ederseniz e, işte 100 lira karşılığında %5 komis, şey, karşılık ayırdı diyelim. 95 liraya bir sattı. Bütün bankaları tek banka olarak düşünün ama. Hı. Öyle ee, mi siz, çalışıyor sistem? Hat, sistem böyle tabii. Diyelim size para verdi. Siz götürüp bir başka bankaya yatırıyorsunuz. E, orada, orası da %5, komisyon, %5 karşılık ayırıyor o parayı bir daha satıyor. E, efendime söyleyeyim. 90 lira oluyor. 90 lira oluyor. 90 liraya %5 komis karşılık ayırıyor bir daha satıyor. Şimdi buna banka parası diyoruz. İşte banka kredilerine bakıyoruz 3,5 trilyonu bulmuş. İşte plasman diyoruz. Yani şimdi dolayısıyla mevduat topluyor vatandaştan. Ama plasman satıyor. Bunun adı plasman yani banka parası. Benim burada öğrenmek istediğim şey şu hocam. Evet. Şimdi 100 lirayı bankaya yatırdı. Evet. 100 lira yatırdı. Birisine kredi verdi. Bir kişiye kredi verdi. 5 lira e, merkeze ayırdı. Evet. 95 lirası kaldı. Ve bu sistemi sizin yine iddia ettiğiniz ben ona evet. iddia diyeceğim. 15 kere satabiliyor. 15 kere. Şimdi satıyor. Evet. Peki o 100 lira bankaya 100 lira koyan adama o 15 defa satmanın kârını veriyor yoksa bir 100 liranın sadece ha. bir keresini mi? Ha işte şöyle şimdi ha mevduatı paraya bankaya yatırın ama o 100 liranın faizini veriyor şu anda diyor yani, on, yani 14 14 kere satışı kendisine ayırıyor Bir, dakika, o, o, bir o 14 kere satışı da her satışında e, üzerine bir de o sana diyelim 15 verdi benim diyor yüzde karım var diyor her seferinde %5 karla %20 yirmi de veriyor sana yani onun için siz diyorsunuz ki bu modüller dolayısıyla yüzde bir, yüzde yirmi karla veriyor ya. Ben diyorum ki kredi kullandırırken madem 15 kere satıyorsun parayı enflasyon oranında faiz al. Enflasyon oranında al. Deflasyon olursa Bu da burada, başka bir şey daha var ama banka e, e yatırmış olduğu 100 liranın yani bir, evet. o 15'te birin bir, bir tanesini veriyor karını. Evet. Geri kalan 14 kere satıştan bir şey vermiyor. Tabii vermiyor. Vermiyor. Dolayısıyla Türkiye'de en çok kar eden sektör bankalar olmuş oluyor. Aynen böyle. Peki sizin iddianıza göre diyorsunuz ki bu şirket olduğu için bunlar, hmm. bir dakika bunlar şirket olduğu için eğer Moody tam ortak olsa e, bankaya, 15 kere satışın 15'inde de ortak olmuş olacak aslında. Ta, öyle tabii. Dolayısıyla Ban dolara falan ihtiyacı olmaz, Ban çok kar etmiş olacak. Bankanın şeyi olsa yani belli bir hissesine sahip olsa, Yok hani 100 lira yatırdık ya biz 100 lira üzerine 100, konuşuyoruz. 100 lira yatırdı ya. 100 lira ya. yatırdık 15 kere satıyor. Evet. E, bu Modi de 15 kere ortak olması gerekir normal şartlarda. O parayla para kazanıyor adam şimdi. Ama şimdi öyle bir şey yok yani. Bank... Yok yok Normalde olması gereken değil evet, mi yani? Normal ortaksa eğer, ortaksa. Yani yatırdığı kadar ortaksa, ne kadar Modi ne kadar para yatırıyorsa. Ama biz ona işte banka parası diyoruz, kaydı para diyoruz. Dolayısıyla Hı. E, bu bankalara tanınmış bir imtiyaz diyoruz. Bankacılık böyle işliyor diyoruz. Şimdi bu ciddi bir haksız kazanç da var. Ya ne, ne haklı ki zaten. İşte biz 15 kere sattığı için diyoruz ki madem sen 15 kere satıyorsun sen de kredi verirken enflasyon kadar faiz al. Deflasyon olursa da ana paradan tenkis et. İndir yani. Dolayısıyla enflasyon kadar faiz almasına faize faiz caizdir diyor bizim şeycilerimiz fıkı diyor evet. Hayır ben de o görüşteyim. Eyvallah. Bazıları öyle diyor. Siz de o da olabilirsiniz. Çünkü ama onlar enflasyon kadar faiz caizdir diyor. Deflasyon olursa tenkisi unutuyorlar işte. Enflasyon kadar sadece öyle dediğiniz zaman o faiz olur. Hı hı. Deflasyon ve bu sadece kamu bankaları için şey yani özel bankalarda böyle bir şey olamaz. Niye? Böyle niye özel banka şimdi aynı sisteme de uygulasın? Özel şimdi özel banka iktisadi faaliyetlerde bulunmuyor ki desen ki ben ne şimdi adam kredi çekiyor işte dolar alıyor yani efendim sana. Yok, bir onu yapan var ama bir inşaatçı mesela gelir ha. özel bankadan ben der ha. bir yol yapacağım benim kredi ihtiyacım var diyebilir. Ha ha şu var. Yani diğer e, kamu bankalarının yaptığını yapabilir. Şimdi şimdi ama e, bir inşaatçıya da veriyor, başka birine de veriyor. E, yani özel bankada olmaz mı? Hmm. Ama şöyle bir şey denebilir. Özel bankalar yüzde %5 komisyon karşılığında e, kamu e, hazine adına mevduat toplayıp hazine adına plasman satarlar diye bir kanuna madde eklenir. O zaman özel bankalarda da olur. Hmm. Yani bunu ekle. Niye yüzde beş diye sınırlandırıyorsunuz? E, yüzde altı de, yüzde yedi de bir pazarlık edersin yani. Yüzde da olur yani. Tamam Eyvallah. Yani e, otururlar bir e, ortalık bir şeyde karar kılarlar yani. Eyvallah. Hocam ben yine e, biraz başa dönmek istiyorum. Şimdi evet. siz ticareti sadece Rusya ile yaptınız. İzleyicimiz diyor ki şimdi ben onların ah, sözcüsüyüm. Ah. Diyorlar ki yani biz ticareti sadece Rusya ile yapmayacağız. Amerika ile de ticaret yapacağız. Teknoloji alacağız. Ha, bak. İngiltere ile ticaret yapacağız. E, Ticaretimizin büyük bir kısmı şimdi, Avrupa ile Avrupa üzerine çalışıyoruz. Ey, ey, ne olacak eyvallah, yani şimdi? Eyvallah. Şimdi işte Dünya Ödeşmeler Birliği'ni kurunca Hı. dolar dışındaki ülkeler bu işin içerisine girince genellikle bu işin içerisine giren ülkeler birbirlerinin ihtiyaçlarını belki de Amerika'ya Hacet kalmadan tamamlayabilirler diyelim Amerika'ya. Daha hacet kaldı İlyada. Amerika Amerika'nın size ihtiyacı var seni. O, o sizin de Amerika'ya ihtiyacınız var. Hı. O zaman Amerika'ya derseniz ki kardeşim e, ben sana sen bana mal sattığında ben sana TL vereyim. Tamam Tamamı. E, sen de bana mal sattın. Ben de senden mal aldığımda e, e, ödeme sistemini orada ha, da uygulayalım. E, tabii. Yani tabii. dolar olarak alsın. o. Kendi ülkesinde aynı şeyi uygulasın. Tabii bir şey desen dolarla dolar ver ben de TL vereyim sana. Yani Türkiye'dekine yine yatırım yapıyor, yatırıyor, yatırıyor parayı. Tabii. Yani devletler düzene çıkınca mecburen dolar üzerinden mahsuplaşıyoruz zaten. Sadece Amerika ile Evet. Ha, tamam. Diğer ülke, şimdi bir tek Amerika'ya kaldı mı dolar iflas eder zaten. Doların Hı. değeri sıfır olur zaten. Hı. Bizim de derdimiz ne? Bu arada Çin devleti bunu uygulamaya başladı diye duydum. Bir Çin büyükelçisi. Hayır, Çin şimdi. Mu? Şimdi şöyle bir durum var. Bu dünyayı idare eden e, Rockefeller, Rothschild'ler bu onu aile var ya. Hmm. Bunların bir kısmı ağırlıklı olanları Çin'e kaydılar. Hmm. Çin'i Çini ele geçirmeye geçirdiler şu anda. Evet. Çin parasını bu rezerv para yapmaya yönelik bir gayretleri var. Hmm. Yani bu olur, olmaz ve e, bu Rockefeller e, ailesi, Rockefeller hayır bu olmasın dedi. O Amerika'da kaldı. Diğer Roşitler e, Çin'e kaydı. Hı hı. E, bu Biden işte, bu Rockefeller'in e, grubunda. E, şimdi öyle bir Çin'le Amerika arasında böyle bir, işte bu dünyayı yöneten bu 10 aile e, nereye kayarsa, Orayı ele geçiriyorlar. Şimdi eğer diyorsan ki bu ailelerin güçleri ne? Nasıl oluyor da dolara bir Amerikan başkanı hadi lan benim dolarıma sen ne ortak oluyorsun? Diyemiyor diye bir soru soracak olursam bu işe girelim yani bunları anlatmaya. Ona girmeyelim hocam. Ben daha çok ha. belki de izleyicilerimizin dikkatini çekecek başka bir konuya girsek daha güzel olur. Çünkü o hikayeler bayağı uzun biliyorum. Evet. Şimdi faizsiz Kredi nasıl kavuşacak? Yani normal ülke içinde bir iş ha. yapmak istiyor. Siz sadece dış ticaret olarak bize örnek verdiniz. Ha, şimdi Hatta bir ben... şey daha var. Dış ticarette de bir eksiğimiz var. Yani bu Rusya ile bunu yapabilirsiniz. Ama Amerikan baskısından etkilenen, e, yerel parayı kullanmakta bile aciz olan e, zayıf ülkeler var. Türkiye güçlü bir ülke. Bunu yapabilir. Evet. O ülkeler ne yapacak? Birinci sorumuz bu. İkincisi de yerelde bir inşaatçı veya herhangi birisi... E, Bankadan kredi almak istiyor, faizle tamam. de bulaşmak istemiyor ama. Tamam. Nasıl? Ben de diyorum ya bak, ben de diyorum ya. Şimdi devlet bankasında mevduat toplaması, enflasyon artı, ekonomik büyüme oranında artı değer faiz olmaz diyorum ya. Hı. Şimdi kredi verirken de krediciye enflasyon verdiği krediden enflasyon kadar faiz alırsa da faiz olmaz. Çünkü 15 kere satıyor ya. Hı hı. Yani enflasyon da aradaki fa hani öbürüne enflasyon artı ekonomik büyüme oranında veriyor. Hı. Ee, diyeceksin ki işte buraya enflasyon kadar alırsa o aradaki fark ne olacak? 15 kere satıyor ama sen. 15 kere sattığın için dolayısıyla enflasyon kadar kadar faiz alacak. E, faiz e, adını niye faiz diyorum biliyor musun? Dünya bank, faiz demezsen Dünya Bankalar Birliği'nden ihraç olursunuz. Hmm. İhraç olduğunuz takdirde de e, Dünyayla ticaret yapamazsınız. E, dünyayla ticaret yapamazsınız. Katılım bankaları gibi olursunuz. yani hmm. O zaman. Şimdi bir de katılım bankaları e, var yani. Hocam siz e, evet. sizin e, faizsiz e, katılım bankaları kendi alanda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Siz kendi e, fa, yani gerçi biraz anlattınız ama kendi faizsiz modelinizde yani e, insanlar şimdi bir banka modeli çiziyorsunuz, e, enflasyon kadar e, faiz bir şey demiyorsunuz. Enflasyon ortak büyüme oranında. Hayır ha peki e, bu bu banka e, nasıl kar edecek? Bu, bu soruyu sorar. Bankalar nasıl ayakta duracak? E, bir dakika nasıl ayakta duruyor? Hı. Şu anda durmadan bahsetmiyorum. Bir dakika. Sizin sisteminizden Benim sistemimde bak. <laughs> şimdi siz para yatırdınız 100 tamam. lira. Enflasyon, orta ekonomik büyüme oranında size... Yine 15 kere satmaya devam edecek yani? Tabii canım bu kaydı para e, bankacılıkta e, başka türlü banka yürümez ki. E, Bugünkü 15... sistem içerisinde kaydı... Yani 15 kere satması çok meşru mu sizce yani? Bir para 100 lirayı 15 kişi... 15 kere satması. Şimdi mevcut. Neden rahatsızsınız? Yani emisyon 221 şimdi, milyar diyorsunuz. Şimdi ama bak 15 kere satıyor ama o 15 kere de size ben bu parayı veriyorum kardeşim. 15 kere kredi açıyorum. Bunun kefiliyim diyor. Bankalara He. bu imtiyaz verilmiş. Ha. Yani bankalardan siz diyor. Vatandaş bundan istifade ediyor yani. E, tabii ediyor. Ama faiz yok ortada. E, Bunu yaptığı zaman faiz olmuş olmuyor diyorsunuz işte bugün bu imtiyaz verilmiş. Şimdi mevcut sistem içerisinde biz olaylara bir çözüm buluyoruz. Yani sistemi alt üst edelim. Yeniden şimdi siz deseniz ki ya kardeşim sen 15 kere satıyorsun şeylerde ortak olsun dediğin zaman adam tahkime gidecek. Ortalık karışacak. Zaten bu bankaların sahipleri dünyada belli. Seni evet. tamamen mahvedip çıkacaklar yani böyle bir sisteme girmeye kalktığınızda şimdilik böyle yürüyelim diyorum ben. Eyvallah. Şimdi e, bu alternatif yatırım e, daha doğrusu bu yatırım bankacılığıyla ilgili, e, yatırım bankacılığı bankacılığıyla ilgili sizin farklı görüşlerinizin olduğunu da biliyorum. E, mevcut sistem içerisinde yatırım bankaları bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Artıları, eksileri. Katılım bankaları. Eee katılım bankaları. pardon katılım bankaları sizin kafanızda başka bir model var anladığım kadarıyla. Katılım bankacılığı konusunda da sizin alternatifleriniz var. Orada evet. ne söylemeye çalışıyorsunuz? Şimdi katılım bankaları, şimdi bir katılım bankasından diyelim ki kredi talep edeceksin. Bir sizin öneriniz? Katılım bankalarına karşı Sizin karşım... katılım bankası öneriniz ne? Mevcut sistemle aynı. Biraz önce anlattığınız sistemi mi anlatmak istiyorsunuz? Katılım, yani sizin kafanızdaki ideal... İşte katılım bir, bankacılık. ben katılım bankalarına alternatif... Ben diyorum ki katılım bankalarının da faiz bankalarından bir farkı yok diyorum ben. Benim kanaatim bu. Bu durum karşısında benim işte devlet bankaları üzerinden şimdilik önerdiğim enflasyon artı ekonomik büyüme oranında artı değer verilmesi deflasyon artı ekonomik küçülme olursa tenkiş şartıyla bence faiz olmaz diyorum ben. Bu katılım bankaları farklı bir şey mi yapıyor? Katılım Bankası ne yapıyor? Şimdi diyelim ki siz bir emlak alacaksınız veya bir bina alacaksınız, iş yeri alacaksınız. Müracaat ediyorsunuz bankaya. Banka diyor ki bir müracaat et, müracaat dilekçesi veriyorsunuz. O müracaat formunun ekinde banka size bir sözleşme imzalattırıyor. İşte 15-20 sayfa var o sözleşme. Zaten karınca yazısı gibi. Orada diyorsunuz ki işte ben bu binayı alacağım. Almadığım takdirde bankaya verdiğim zararı tazmin edeceğim. E, dolayısıyla bu sözleşmeyi imzalayınca banka e, o gayrimenkulü size başlangıçta peşine satmış oluyor. Hı hı. Yani daha almadığım malı kendi mülküne geçirmediği malı e, size satmış oluyor. E, size satınca e, Peygamberimiz zamanında Hakim bin Nizam Hazretleri diyor ki: Ya Resulallah ben ticaret yaparım. Benden gelir birileri bir mal isterler. Hı hı. Ben onlara onu satarım önce. Sonra gider pazardan alır o malı onlara teslim ederim deyince ya hizam mülküne geçirmediğin mülkünde olmayan malı satma la tebi ma leyse öndeke diyor. Hı. Şimdi bu hadisi şerife göre. Ben Selam bu... senedi var. Baş... Selam ticareti başka bir şey mi? Bunun dışında bir şey mi? O selamı ayrıca şey yapalım. Selam başka bir şey. Hı. La tebi ma leyse öndeke diyor hadis-i şerifte e, almadığın malı satma. Ben burada bir tane hadis-i şerif e, naklediyorum. Cevat Akşit Hoca bir e, YouTube'da bir şeyini dinledim. Bu konuda 10 tane hadis nakletmiş. Eyvallah. Şimdi e, bu durumda almadan satıyorlar. Bir, iki şimdi diyelim bir kişiye bu o malı aldı diyelim. E, ha, taksitlendiriyorlar. Diyelim 3 taksit, 5 taksit ödedi. Adam temerrüde düştü. diyemez hale geldi. Tutuyor o malı icraya da sattırıyor. 500 liraya aldığı malı 200 liraya icrada da sattırıyor. Kardeşim daha senin 300 lira daha borcun var diyor. Hmm. Şimdi bütün bunları dikkat aldığında bu nasıl... <laughs> Dolayısıyla diyorsunuz ki benim ha. önerdiğim daha makul diyorsunuz. Tabii canım. Bizim Eyvallah. önerimiz tamam. da şey tabii. Hocam bir de bugünlerde çok yine gündemde olan doların yükselmesiyle birlikte... Ee, emtia fiyatları, pazar ciddi anlamda fiyatlar <laughs> yükseldi. Şimdi dolar aşağı inmesine rağmen fiyatlar aşağı inmedi. Onunla ilgili bir öneriniz var mı? İşte onunla onun ilgili ee, şöyle bir önerim var benim. Ee, şimdi hani ayet-i kerimede diyor ki Vellezine envaluhum hakkum malum nisaili vel mahrum zenginin malında fakirin hakkı vardı. Bunlar madem böyle fay şikar ediyorlar, biri ikiye satıyorlar. Hı hı. Bir sosyal denge fonu kurulması lazım, bir hı. kanun çıkarılması lazım. Burada bu zenginlerden belli miktarlarda pay şey bu fona gelir ver şey konması lazım fon geliri. İşte Gümrük ithalattan yüzde üç, ihracattan yüzde üç bu fonun gelirlerini oluşturmak lazım. Kim fakirlik çukuruna düştüyse bu fondan ona en az asgari ücret düzeyinde maaş bağlanarak bu işte, malların fiyatlar yükseldi ya, fakirlik çukuruna düşenlerin de alım güçlerini yükselterek bu dengeyi kurmak lazım. ben bir makalede bu sosyal denge fonu, Nasıl kurulacak? Bunun kanun taslağını yazdım yani. Mevcut ekonomi içerisinde, mevcut ekonomi içerisinde bu son gelişmelerden sonra evet. hatta böyle ticaretten fazla anlamayan ama küçük küçük gelirleri olan böyle evet. birikimler yapmak isteyen insanlar var toplumda. Evet. Onlar şu anda dolara da güvenmiyorlar. Doları dolar şu anda Türkiye'de artık çok da geçerli bir geçer hale geldi şu an için en azından inşallah belli miktarda yani geçersiz diyemeyiz de evet. tamamen en azından aşağı çekildi görülür evet. görülüyor. E, bu tip e, kardeşlerimizi vatandaşların e, birikimlerini altın üzerinden e, tutmalarını önerir misiniz? E, o da ihtikar olur. İhtikar olur. Yani tek yani diyelim altına çevirdiniz ekonominin içerisine yani Müslüman İslamiyet de ihtiyacından fazlasını şey yapma diyor bizim dinimiz. Bir ihtiyacından fazla bir şey varsa onu ekonominin dışında tutma. Her ekonominin dışında tutma. Diyor. Dolayısıyla biz işte enflasyona o hesap açtır. Devlet bankasında anon şirket olduğu için, şirket olduğu için enflasyon artı ekonomik büyüme oranında kar alacağım için ciddi bir kar ya. Şimdi bu sene diyelim ki ekonomi o yüzde on büyüdü. Hı. Sen enflasyon diyelim yüzde 15, onda o 25 alacaksın ya. Şimdi ve burada bunu aldığın zaman hem faiz olmuyor hem de hakkını alıyorsun. Doğru. Paranın şeyini Şimdi alıyorsun. Şeye de razısın, tenkise de razısın. Ha, Ama tenkis şartıyla Tenkise tabii. de razısın. Ha, kar zarara, yani. yani kar zarara e, işi şey yapacağız. Evet. E, bizim şeyimiz bu ve ben bunu... ...birçok alimle tartıştım. Caiz olduğunu söylediler bana. Evet. Hocam son olarak bir konu var ama... ...onu... ...bilmiyorum girersek vaktimiz kalmadı. Siz altın ekonomisine... ...çok sıcak bakmıyorsunuz. Yani bir ara dinar, altın dinarı falan... ...buna çok sıcak bakmıyorsunuz. Bunun sebebi nedir? Şimdi altına dayalı para falan... ...şimdi dünyada... ...diyoruz ya bir dış ticaret... ...yapacağınız zaman... E, dolar üzerinden e, bu üç tane rezerv para üzerinden e, yapma e, şeyi kurulmuş. Sizin Hı -hı. altın paranızı İstanbul kabul eden yani. yok ki. Hı -hı. E, yani şimdi diye ya uzayda bir ülke kurarsanız Mars'ta filan altın endeksli bir parayla ticarete başlayabilirsiniz. Ama şu anda bir mevcut durum var. Yani kumarhaneye giriyorsunuz pullar konulmuş. Dışarıdan size bir pul getirttirmezler. Oradaki masaya oturacaksınız. Oradaki pullarla oynayacaksınız. Eyvallah. O pulları üteceksiniz. Hocam son bir cümle daha almak isterim. Çünkü yine bir başka konuşmanızda diyorsunuz ki ipotek kredisi yerine proje kredisi. Ha, bu bu, bu, Ama çok, çok bu, çok, bu, çok bu, bu, cümle, bu çok önemli çünkü. Şimdi şimdiki bankaların kullandırdıkları kredi kullandıracak senin neyin varsa ipotek ediyor arsanı, tarlanı, Neyin varsa. Biz diyoruz ki e, fizibil bir proje getirdiği zaman biz buna proje kredisi diyoruz. Efendime söyleyeyim. Di, diyelim ki proje kredisinde önemli olan nedir? Bir, e, arsa satın alacak önce. Bir müessese kuracaksa e, diyoruz ki önce o arsanın bedelini e, serbest bırak. E, efendime söyleyeyim. Sonra o arsayı aldıysa müfettişlerinle kontrol ettir. Sonra binayı yapacak. Binanın parasını sonra binayı Yani ıı, projeye kredi çıkaracak ve takip edecek hocam. Ha. Sonra e, proje e, ipoteklemiş olacak. Sonra fabrika çıkacak ortaya. Kademe kademe bütün geri ta ta ödemeleri. Fabrikayı ipotek, ipotek etmiş olacak. Anlatın yani bunu. adamın bir şeyi e, senin tarlanın şunu bunu ama akıllık e, şey real e, şeyle fizibiliteler gelecek burada. Eyvallah. Ha. E, hocam çok teşekkür ederiz Estağfurullah. Ayağınıza sağlık. Ankara'dan buraya kadar geldiniz, İstanbul'a kadar ne geldiniz. Ne çabuk geçti bu? E, böyledir, bu programlar böyledir. Yani evet. bir de çok e, tatlı geçince çabuk biter. Bir de konu biraz da para olunca çabuk. Şimdi e, çabuk benim çabuk böyle biraz şey yapmam. Böbreklerim yok benim. He. Ondan böyle kelimeleri. E, Eyvallah. Çok iyiydiniz hocam. Ağzınıza e, sağlık. Yani, çok iyiydiniz. E, Allah razı olsun. böyle değil. Eski yani. bir sporcu. Akıcı ve güzeldi hocam. Bu yaşta ta Ankara'dan geldiniz. Yarın Sağol da diyalize gireceksiniz. Ben e, bütün evet. izleyicilerimize Sen de dua de. istiyorum. Allah Sağ olsun. E, çok teşekkür ederim. Ben sadece şunu yapmak istedim bu programda. Yani Türkiye'de e, mevcut sistemin dışında farklı evet. düşünen kim varsa bu programda onları da tanıtarak ola evet. ki bir tane problemimizde çözüm olabilir, deva olabilir diye. E, bu sizi dinlemek istedik bu akşam. Çok da güzel oldu. Ağzınıza bu, sağlık. Bu sağlık. sisteme geçilirse inşallah... E, bu dünyadaki işte karşı olduğumuz e, şey iş farkına varmadan onlar e, bu işin farkına vardıklarında atı alan Üsküdar'a geçiyorlar. Yani üç oluyor. tane paradan bahsettiniz. Ha. Yani üç kağıt ekonomisinin ha. mahkumiyetinden kurtarmak istiyorsunuz insanları. E, bu, bu, bir. İkincisi de Allah'ın emri Estağfurullah billahi hayet kerime de diyor ki ya eyhellezine amenu tekullahu ve er-ribain kuntum mu'minin. Ey inananlar faiz almayın, vermeyin. Fe in tef'alu fe'tenu min Allah ve Resulü ve in tubdum ruse emalikum la tazlimun ve la tuzlamun. Eğer bunu dinle, bu emri dinlemezseniz biliniz ki Allah ve Resulü harbi ilan edecek. Teşekkür ettik hocam. Diğer programa ha. geç kalıyormuşuz. İnşallah. E, İçeriden birini sıkıştırıyorlar. Çok sağ olun. Evet. Ayağınıza sağlık. Aziz dostlar, bu bugün faizsiz ekonomi üzerine Yunus Emre Sarı hocamızı ağırladık. Eğer farklı bir pencere açabilmişsek bu programda bize ne mutlu. Umarım ilgili, ekonomiyle ilgili dostlarımız da dinlemişlerdir. Eğer burada yapılabilecek bir istifade de varsa onlar da istifade etmişlerdir ve edeceklerdir. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalan sağlıcakla efendim.